Merkezi O olan bu çemberde OA, CD ve OF'nin tam uzunluğunu bulunuz. Bulalım. Şimdi bunlara bir bakalım. CD bir dik üçgenin parçasıdır. Dik üçgendeki iki kısa kenardan biridir. Ama hipotenüsü bilmiyoruz. O zaman CD'yi henüz bulamıyoruz. Aynı şey OF için de geçerlidir. OF dik üçgendeki iki kısa kenardan biridir ama bunun da hipotenüsünü bilmiyoruz. Şimdi OA'ya bakalım. OA'ya. OA bir dik üçgenin hipotenüsüdür ve bize diğer iki kenar verilmiş. Güzel. Böylece hipotenüsü bulmak için Pisagor teoremini kullanabiliriz. Buna x diyelim. Yani 7'nin karesi artı 24'ün karesi eşittir OA'nın uzunluğunun karesi. Bu x kareye eşit olacak. 7'nin karesi 49 ve 24'ün karesi, evet şurada bir çarpma yapalım, 24 çarpı 24'ü bulalım. 4 kere 4, 16, 4 kere 2, 8, bu 96 oldu. Sonra 2 çarpı 24, 48, bunları toplayalım. 6, 9 artı 8, 17, 576. Böylece 49 artı 576 eşittir x'in karesi. Şimdi bunun ne olacağını düşünelim. 49 artı 576 demek 50 artı 575 demek, değil mi? Aynı şey. Bundan 1 aldım, buraya 1 ekledim. Ve 50 artı 575 de eşittir 625. Yani 625 eşittir x kare. Ve 25 çarpı 25'in 25'in karesinin 625'e eşit olduğunu hatırlayabilirsiniz. Umarım hatırladınız. O zaman x eşittir 25. Bana inanmadıysanız bunları kendiniz çarpın bulun. Şimdi OA'nın uzunluğunun 25'e eşit olduğunu biliyoruz. Peki bu bilgiyi kullanarak, OA'nın 25'e eşit olduğu bilgisini kullanarak diğer bilinmeyenleri, diğer bilmediğimiz uzunlukları nasıl bulacağız? Bu dik üçgenlerdeki hipotenüslerin hepsi çemberin yarıçapıdır. OA da böyledir. Değil mi? OA çemberin yarıçaplarından bir tanesi. OG de çemberin bir yarıçapıdır. OC de. Ve biz çemberin yarıçapının 25 olduğunu bulduk. O zaman OG 25 olacak ve OC de 25 olacak. Yani şimdi yapmamız gereken Pisagor teoremini birkaç kere daha uygulamak. Şimdi şuradaki OF uzunluğuna A diyelim. Bu üçgende A'nın karesi artı karekök 141'in karesi, bunu 141 olarak yazıyorum, 25'in karesine eşit olacak. Bunun da 625 olduğunu zaten biliyoruz. İki taraftan 141 çıkaralım, bakalım ne oluyor. İki taraftan da 141 çıkarırsak, 625 eksi 141, 5 eksi 1, 4, burası 12 olur. Ve şuraya 5 koyarız. 12 eksi 4, 8, 5 eksi 1, 4. Böylece 484 elde ettik. A'nın karesi eşittir 484. Peki neyin karesi 484 eder? Bunu bulmak için asal çarpanlarını ayıralım. 484 eşittir 2 çarpı 242. Bu eşittir 2 çarpı 121. 121 de 11 çarpı 11 demek, 11'in karesi demek. Yani bunu düşünmenin bir başka yolu, 2'nin karesi, şimdi 484'ü şuraya yazıyorum. 484 eşittir 2'nin karesi çarpı 11'in karesi. Veya 2 çarpı 11'in karesi demek de aynı şey, değil mi? Bu da 22'nin karesi demek. Yani bu durumda A eşittir, şimdi şuraya biraz yer açalım. Bunu yazıyorum. A eşittir 22. Yani şuradaki 22 eşit. Bu OF doğru parçasının uzunluğu. Yine Pisagor teoremini uyguluyoruz. Buna ne diyelim? A'yı kullandık, x'i kullandık. Buna da B diyelim.
Şimdi görüyoruz ki b'nin karesi artı 15'in karesi 225 eder. 15'in karesi 225, 25'in karesine yani 625'e eşit olacak. Pekala. İki taraftan da 225 çıkaralım. B kare b'nin karesi eşittir 400. Ve 400'ün karekökünü hesaplamak çok kolay. B eşittir 20. O zaman OA doğru parçası 25'tir, CD 20'dir ve OF 22'dir. Bu kadar.